Şimdi börtük kaynak makinemizle biraz kaynak yapacağız. Kaynağımızda 3.25. Nereye yazır? Ha, şuraya. 3.2. Görünür mü? 3.2 çarpı 150. Bunu kullanırım. Yani en güzeli budur benim için. Daha kalınlarını da çalıştırır. Şu anda ekran 200. Görünür mü? En yüksek. Niye en yükseği aldım? Yapacağımız iş büyük iş. Böyle pulluklarımız var. Bunlara zot diyoruz da. Şeyler ölmüş. Kendi pullukları ölmüş. Önüne eski pulluklardan çıkarttığımızı taktım. Onu doluya kaynak edeceğim. Onu ettim de. Şimdi de bunu kaynak edeceğim. Mesela önceden bu böyle bir pulluktaydı sadece bu. Önüne işte bu kısmına zot diyoruz da. Yani daha iyi batması için toprağa. Daha sivri. Önceden bu sivrileşmesi zamanla yıpranıyor. Onun daha iyi toprağa batması için şöyle ucu sivri bir demir, çelik demir bir kaynak yapılmaktadır. Ben de bulamadım. Dedim en iyisi bunun ile kendisini buraya kaynak edeyim. Hem de güzel oturur tam üstünde. Aslında mesela bunu da, bu da çeliktir. Mesela buradan böyle kaynakla kesip şöyle sadece bu kısmını alıp bunun ucuna kaynak yapabilirdimse de fazla uğraşmamak adına bu şekilde bir şey yapacağım. Nasıl olsa bu da ikilidir. Fazla kullanmıyoruz. Kullanırken de hani iş yapsın. Evet, şimdi kaynağımıza başlayalım. Öbürünü şurasını kaynak ettim. Buradan buraya kadar kaynak ettim. Daha arka kısmı şu taraflar da kaynak olacak da onları da birazdan yaparım. Şimdi nereden geç? Gözlüğümü de takım. Taktım. Çok mükemmel bir makine. Kaynak makinemiz. Böyle kaynak yaparken zikzak zikzak diyoruz. Bu da arkasını zak gelsin diyor. Yüz kıtla da güzel kaynak yapıyor. Böyle demirler. Fakat bunlar çok kalın demir olduğu için 200'ü tercih ettim. Genelde demir kesende kullanıyorum 200 ama bu da çok kalın demir olduğu için acaba onu yaklaştırsam nasıl olur? Gözlükten dolayı da görebilmirim. Burada mı? Evet. Şimdi şöyle sabitleyelim. Mesela telefonu buradan gösteririm. Yani yaklaştırmadan kendim yaklaştırırım. Kendim yaklaştırırım. Daha güzel bir şey yapabilirim. Böyle zikzak yaptığınız zaman yani bir yukarı bir aşağı bir öbür demir bir bu bir demire. O zaman çok güzel kaynak yapıyor. Valla yandırdık lan. Biraz şey olmadan çıkartmak lazımymış. Evet. Şimdi yaptığımız kaynağı nasıl göreceğiz?
Öbür taraftan vur. Ben şimdi profesyonel değilim, amatör. Amatör olduğum için. Şimdi bunun ustaları var. Kaynak ustaları. Şimdi bunu izleyenler, onlardan birisi olursa diyecek senin yaptığın 5 kuruş etmez. Bile mi kaynak vururlar? Hiçbir şey bilmişsen. Bari bilmişlik taslama. Gerisi bir şey bildiğimiz yok zaten de. En azından yaptığım işi gösterdim. Yani bunu bu şekilde yapıyorum. Hakikaten de hiç düzgün kaynak atamamışım ulan. Uzatmışım da mı görünmüyor. Nasıl bakacağız? Yağmur yağmış biraz da. Geç saat çamur. Oy. Hele o birine bak. Şimdi bu da çörelirse bu sefer de bunun önüne bir tane bundan eskilerden bir tane atacağım. Böylece yıllar ve yıllar kullanacağız. Yaprak daha büyük olacak. Daha geniş alan götürecek. Aslında benim fikrim bu ikili üçlü yapmaktı da. Yapabilir miyiz acaba ya? Şimdi şuradan bir tane ne çıkmaz? Buradan mı çıkması lazım? Buradan mı çıkması lazım? Yani bu sağdaki, soldaki. Neyse bir üç tane üçlüye bakın. Belki öyle yapabiliriz. Neyse kapatıram. Bu kadar seçim yeter. Çok kaliteli kaynak yapır. Şimdi buralar şey gele buralara su töksem daha iyi görünür. Makinemiz de bu. Zaten şu dırmığı da kaynak ettim. Bunun dişleri ikide bir, biri kırılıyor, biri dişiyor. İşte bunu da buraya kaynak ettim. Böyle zincir. Artık açtığımız zaman kaybolmasın. Bu çeki demirler kaybolup gidir. Kaybolmaması için. İki tane de yeni diş kaynak ettim. Mesela bir tane bu. Bunu bulabildim demir olarak. İnin ama dikine koymuşum. Ucu gelip buradan dönüyor. Bir tane de böyle bir demir buldum. Bunu da buraya taktım. Kaynak ettim. Buradan da ekstralarla destekledim. Bu da aynı. Bu da artık kaybolmaz. İşte böyle. Bugün 18 Ekim itibariyle, daha yani dün 17 Ekim itibariyle toplam 160 dönüm tarlayı bitirdik ekin yaparak. Üçlü ile ektim. 265'li Ferguson'la. İşte böyle. 96 modeldir. Bunun kabini böyle oynuyordu, tamam mı? Böyle salladığın zaman çok muhteşem şekilde oynuyordu. Onlara da kaynak maynak yaparak şuralardan tutturdum. Yani kaynakla ayakta durur hepsi. Bir iki kaynağımız var. Kaynak da olmasa zaten işler yürümeyecek. Neyse bu kadarlık yeter. Salamat kalın.